Bülent Erandaç Kod adı 11 Kasım. FETÖ darbe girişimini gerçekten derinliğine inceleyen bazı savcılarımız karanlıkta kalan konuları aydınlatmaya başladı. CIA Pentagon'un oyuncağı FETÖ'nün aslında Türkiye'yi işgale yönelik kanlı darbeyi Amerikan seçimlerinin üzerinden 48 saat geçtikten sonra 11 Kasım cuma akşamı yapmayı planladığı fakat ciddi sızmalar nedeniyle hain teşebbüsü öne çektiği anlaşıldı. 11 Kasım hain planını, sızıntılar, genelkurmayda ciddi hazırlıkların başlaması, MIT'in stratejik hamleleri bozunca terörist başı Fethullah'ı yönlendiren derin güçler darbeyi öne çekmenin düğmesine bastılar. FETÖ 11 Kasım'ı planlamıştı. 1. Amerikan seçimleri 8 Kasım'da yapılacaktı. FETÖ'ye göre kazanan Hillary Clinton olacaktı. Terörist başı Gülen Clinton'ın rüzgarıyla cuntasını Amerika destekli harekete geçirmek için bir iklim yakalayacaktı. Örneğin Uyduruk 15 Temmuz darbesinin TRT'de okunan yurtta sulh belgesindeki NATO'ya bağlılık daha da anlam kazanacaktı. 2. 11 Kasım'a kadar FETÖ cuntası kontrollü kaosa ordudaki cuntasının idareye el koymasının önünü açacaktı. 3. 10 Kasım'da provokasyonlar yapılacaktı. 4. Yüksek Askeri Şura'da ordudan FETÖ'cü diyerek atılacak isimler 15 Temmuz sonrası atılanlar kadar geniş ve etkili olmayacaktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz önceki gün harika bir iş başardı. FETÖ fezlekesiyle gizli tanık ve itiraflarla FETÖ karanlığının çözülmesinde önemli bir kavşağın geçilmesini sağladı. 17 Aralık sürecini didik didik eden savcılara göre CIA ve FBI'nin geliştirdiği strateji gereği CIA stratejisinin 2013 yılında kurgulandığını hiç aklımızdan çıkıyor karmayalım. FETÖ'nün özel yetiştirilmiş kadrosuna değişik konularda eğitim veriyordu. Çok önemli itirafçının ifadesine göre 17 Aralık darbesi başarılı olsaydı Fethullah Humeyni misali yurda dönecekti. 17-25 Aralık darbe girişimindeki başarısızlık Fethullah'ın Amerika ve İsrail nezdinde prestij kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle hükümeti zayıf düşürmek amacıyla yeni bir darbeyi ordu cuntasıyla yapmaya karar verdi. Deşifresi çok önemli. Ankara Batı Savcılığı fezlekesindeki bir başka bölümde nefes kesici, Şubat 2012 planını Hakan Fidan bozdu. FETÖ, MİT Müsteşarı Fidan'ın başını Fethullah yiyebilseydi, yerine emniyet kökenli R.A.'yı getireceklerdi. FETÖ, MİT'i ele geçirmek için çok uğraştı. Çok. R.A. şu anda FETÖ'cü olarak Hrant'in katli iddiasıyla tutuklu. Akşener milletvekili arıyor başlıklı yazımda MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun İsmi geçiyordu, beni aradı. Bazı konulara açıklık getirdi. Meral Akşener'le beraber değilim. Bugün Meral Akşener'e bırakın beraber olmayı, hiç görüşmedim, onun yanında yer almam dedi. Sonuç, Türkiye'mizi Allah korudu. Sızma olmasa, Amerika'da Trump yerine Hillary Clinton kazansa, 11 Kasım darbesi Türkiye'mizi gafil avlayacaktı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı olmasa gerçekten mahvolmuştuk. FETÖ karanlığının kılcal damarlarına giren savcılarımızı alınlarından öpüyorum. Bülent Erandaç takvim